Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin el amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepinizin üzerine olsun inşallah. Yeni bir dersle, 6. dersimizle karşınızdayız. değerli kardeşlerim en son şeyden bahsetmiştik. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yapmış oldukları çabadan, gayretten ortaya koymuş oldukları gayretten bahsetmiştik ve son cümlemiz şöyle olmuştu. Ve kesura uladu Adnan yani ve huve min İsmail aleyhisselam. Yani Hazreti İsmail'in soyundan gelen Adnan'ın çocukları çoğaldı dedik. Bu dersimiz de oranın devamı şeklinde. Diyor ki ve ne nebaga fi zurriyetihi. Nebaga burada ortaya çıktı, doğdu manasında. Ve ne fi zurriyetihi Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in soyundan. Tabi bu hi muhtemelen Adnan'a dönüyor. Ve ne fi Adnan. Çünkü İsmail'den Adnan'a dayandırdık. Şimdi Adnan'dan başlıyoruz. Ve fi yani Hazreti e, İsmail'in soyundan gelen Adnan'dan da kim e, o doğdu ortaya çıktı? Fihr ibn Malik doğdu. Ve min evladihi Fihr Malik'in çocuklarından da Kusay bin Kilab doğdu o oldu. E, bu Kusay bin Kilab ile ilgili bir parantez açacak burada. Zira e, önemli bir şahsiyet, zamanına damga vurmuş bir şahsiyet. Diyor ki Kusay bin Kilab nasıldır? Wa Ve kad waliy el beyta. Wa Ve kad el beyte. burada fiil e, yani e, sahiplik yapmış, e, koruma yapmış, e, sahip çıkmış. E, fiildir faili içinde müstetir huvedir, gizlidir yani Kusay'a dönüyor. E, Kusey velayet velayeti üzerine almış. Neyin? Elbeyte. Kabe'nin yani. Ve emre Mekke'te. Ve Mekke'nin emirliğini de üzerine almış. Yani Mekke'nin yöneticisi kimdir? dar Nedve'nin başkanlığını kim yürütüyor? Kusey bin Kilab yürütüyor. Ve kâne seyyiden muta'an. Bu Kusey bin Kilab'ın bir özelliği de böyle e, muta yani itaat edilen bir liderdir. Kendisine saygı gösterilen, itaat edilen bir liderdir. Yine kânet ileyhi hicabetul beyt yani çok önemli vazifeler e, e, almış bu Kusey bin Kilab. Dediğimiz gibi Mekke'nin lideridir. Hakeza e, e, Kabe ile ilgili sorumluluklar ona aittir. Mesela Hicabetül Beyt ona aittir. Yani Hicabe ne demek e, değerli kardeşlerim bazı kaynaklarda Sidane diye de geçer. Yani Kabe'nin bakımı işte kapısının ve anahtarlarının muhafazası Hakeza kapısının belli zamanlarda ziyaretçilere açılması, işte Kabe'ye hediye edilen hediyelerin, ondan sonra örtünün korunması gibi vazifelere bakıyor. Hicabe buna deniyor. Yine ve indehu mefatihuhu. Kabe'nin anahtarları da onun elindedir. Ve zemzem ve zemzem suyunu hacılara ikram etme. Yani zemzem suyunun kontrolü de ona aittir. Yani yine hakeze hacıların, ziyaretçilerin su ihtiyacının karşılanması da onun elinde olan bir mesele. Yine ve rifade Rifâde de onun elindedir. Bu da bir vazifedir. Bunun da manası yani hacıların ve ziyaretçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması. Bu konuda da e, o vazifeli. Bir de ve nedve. Nedve burada meclis konsey manasında. Elleti yeçtemi'une fiha lil meşûreti ve râ'i. Yani meşûre, yani e, istişare etmek. Ra'yi görüş almak için yeştemi'une toplanıyorlardı. Toplandıkları bu yere nedve diyorlardı. O yerin liderliği de ona ait. O yerin de başkanı o. Orayı da o kurdu zaten. Bir de velliva yani sancak yani savaşta sancağı da e, o alıyor. Onun belirlediği kişiler alıyor veya fil harbi, e, savaşta. Fahaze dolayısıyla fahaze yani sahip oldu. Malik oldu. Şarafe mekkete Yani zaten başka vazife kalmadı. Dolayısıyla Mekke'de ne kadar vazife, e, sorumluluk varsa hepsini o aldı. Fahaze sahip oldu. Şerefe Mekke tekulleh. Mekke'nin tüm şerefini e, kendisi aldı. Kusay bin Kilab. Peki ondan sonra bu vazife kime geçiyor? Diyor ki ve tenebbele yani asil oldu böyle en güzel bir e, soya sahip oldu. Nebil şerefli demek. Ve fi evladihi onun soyundan da Kusay bin Kilab'ın soyundan da soylu şerefli olarak kim ortaya çıktı. Abdümenaf ortaya çıktı. Ve kâne Haşim ekberu ebnâ'i. Haşim da Abdümenaf'ın en büyük çocuğu idi. ve, ve kâne Haşim ekberu ebna'i validihi. Babasının en büyük oğlu idi. E, validihi Abdümenaf. Ve kâne kebira kavmihi. Ve kâne Haşim ekberu ebnâ'i validihi Abdümenaf. Ve kâne işte bu Haşim kebira kavmihi. içinde bulunmuş olduğu kavmin neyi idi? Büyüğü lideri idi. Ve kânet indehu eyden el ve Yani e, nasıl ki dedelerinde bu özellikler var idi, bu Haşim'de de o özellikler vardı. Ne mesela onun vazifesi neydi? Ve kânet yani inde Haşim, az önce bahsettik e, rifade yani hacılara yemek işleri, e, hacıların ve ziyaretçilerin ee, yemek ihtiyaçlarını karşılama vazifesi ve sikaya yine dediğimiz gibi gelen hacların ve ziyaretçilerin, ziyaretçilerin su ihtiyacının karşılama işlemi de e, ona aitti. Ve huve validu Abdülmuttalib. Bu e, Haşim kimin e, babasıdır? Abdülmuttalib'in babasıdır. Yani bu Haşim e, Abdülmuttalib'in e, babasıdır. Diyor ki ee, -i i de zaten tanıyoruz hepimiz. Ceddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin dedesidir. Ve kad veliye sikayete. Bu Abdülmuttalib peki hangi vazifeyi aldı? O da aynı şekilde sikayet, e, su iş, e, hacıları, e, hacılara ve ziyaretçilere su ihtiyacını karşılama. Ve rifa da yine yemek ihtiyaçlarını karşılama. Ba'da ammihi el-Muttalib. Amcası Muttalib'den sonra bu vazife kime geçti? ona geçti. Abdülmuttalib'e geçti. Amcası Muttalip'ten sonra Abdülmuttalib'e geçti diyor. Abdül Abdül e, Ammihi Al-Muttalib bin Abdülmenaf. Abdülmenaf'ın oğlu Muttalip'ten sonra Abdülmuttalib'e geçmiş idi diyor. Yine devam ediyor. Ve şerufe yani bu Abdülmuttalib fi kavmihi kendi kavminin içerisinde öyle bir şerefe kavuştu ki şerefen öyle bir şeref ki bu ve şerufe şarafen şerefen şerufenin şerefen, şerufe fiildir fi kavmihi şerufeye mütalliktir. Şerefen ise e, şerufenin mutlakıdır. Ve şerufe şerefen öyle bir şeref ki lem yebluğuhu ahadun min a min abaihi. Abdülmuttalip öyle bir şerefe nail oluyor ki daha önce babaları, buradaki babalarından kasıt yani babası, dedesi öyle hiçbirinin elde edeme, edemeyeceği, elde edemediği şerefe nail oldu. Ve ahabbehu kavmuhu. Kavmi onu çok sevdi Abdülmuttalip'i. Ve sümmiye evladu Fihr ibn Malik. Fihr bin Malik'in çocuklarına ne denildi? Bu aileye ne denildi? Fihr bin Malik'ten sonra özellikle. E, dedik ya Fihr bin Malik Adnan'ın e, zürriyetinden geliyor. Adnan, Fihr bin Malik ondan sonra işte Kusay. Ve galebe hadel isim e Kureyşen. bin Malik'ten sonra Fihr bin Malik ile birlikte o soydan gelenlere Kureyş diye isim verildi. Artık bundan sonra Kureyş denildi onlara. Kureyş kabilesi. Ve galebe hadel ismu. işte bu isim galebe çaldı ala cemi'il esma'i. Artık önceden başka isimleri de var olmuş olabilir. Ama bu bu saatten sonra artık Fihr bin Malik ile beraber bu topluluğa, bu kavme Kureyş kabilesi denilmeye başlandı. Dolayısıyla feştuhirat hadihil kabiletu bi Kureyş. Kureyş olarak şöhret kazandı, meşhur oldu. Ve akarra ehlul arabi. Araplar da ikrar etti, itiraf etti. Kulluhum hepsi bi uluvi nesebi Kureyş. Yani Kureyş'in nesebinin, soyunun, sopunun ne kadar yüce olduğunu, ne kadar işte e, soylu olduğunu, şerefli olduğunu itiraf etti Arapların hepsi. Ve siyadeti ve onların liderliğini de kabul etti. Yani Arapların liderliği lideri olarak Kureyş'i kabul ediyorlardı. Ve fasahati lugati yine en fasih Arapçayı, en böyle düzgün Arapçayı da onlar konuşurlardı. Ve nasaatil beyan yani nasaat burada saflık aralık, netlik. Beyan işte konuşma sanatı, belagat yani. Yani belagat ve konuşma sanatı olarak da en arı duru böyle saf dili de yine Kureyş konuşuyordu. Ve karamel ahlak, cömertlik, güzel ahlak da onlardaydı diğer Arap toplumuna göre. Ve şeca'a, cesaret ve sara zâlike meselen. İşte bu bizim söylediğimiz bu e, özellikler ve sara dönüştü zâlike bu bu Meselen yani bir atasözü Bir numuneye dönüştü Kureyş'in bu özellikleri La Yani artık tartışma Çekişme kabul Etmeyecek bir seviyede Yani kimse bu konuda Tartışmazdı bile çekişmezdi bile Kim işte en cesurdur herkes derdi Kureyş Kim en işte e, Güzel Arapçayı konuşur Herkes derdi e, Kureyş Kimse e, kendini Onlarla kıyas bile etmezdi Yani böyle bir e, halde idiler. Böyle bir konuma gelmişlerdi e, Kureyş kabilesi. Kısaca bu dersle birlikte e, Kureyş'in içinde bulunmuş olduğu toplum Peygamber Efendimiz'in e, e, gönderilmeden hemen önce Mekke ve Kureyş'in içinde bulunduğu durumu kısaca anlatmış e, olduk. E, bu dersimizi de burada noktalayalım. E, bir dahaki derste buluşmak dileğiyle ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmehi.